şekiller verilmiş. Yanlarına da bir denklem veriliyor ve şöyle olduğu söylenmiş. Köşe ve köşegen sayılarıyla alakalı çevirsel ifadeler diyor. Yani şunlar köşe ve köşegen sayılarını ifade ediyor demek ki. Bu üçgen sabit sayı 3, şu dörtgen sabit sayı 4, beşgen sabit sayı 5, bu altıgen sabit sayı 6. Demek ki yandaki sabit sayı köşe sayısını veriyor. Bu sekizgen olduğuna göre bu x'li kısmının yanında 8 olmalı. Yanında 8 olacak. Demek ki bu değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil. Deniz. Deniz olacağını hemen görebiliyoruz. Ama şurayı da hesaplayabiliriz. Yanına gelen ifade. Şimdi buraya 2x gelmiş. Bunun x'li kısmı 0 aslında. 3 artı 0x. 0 tane köşegeni var. Dörtgenin 1 burada, 1 burada 2 tane köşegeni var. X'in önüne gelen sayı da köşegen sayısı demek. Beşgenin köşegen sayısını hesaplamak istersek, eğer kenar sayısı n ise ya da köşe sayısı aynı, ikisi kenar ve köşe aynıdır, aynı adette bulunur. Eğer kenar sayısı n ise köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 idi. 5 tane kenarı varsa, buradan hesaplarsak 5 çarpı 5'ten 3 çıkınca 2 bölü 2. Bunlar gider 5. 5 tane köşegeni var. Demek ki bu x'in önüne gelen şey de köşegen sayısı. Biz sekizgenin köşegen sayısını hesaplarsak 8 çarpı 8 eksi 3 5 bölü 2. 2'ye böldük 1. 2'ye böldük 4. 4 kere 5 20. Demek ki x'in önünde 20 olacak. 20x. Cevap denizli olacak. Ama daha önce de söylemiştik zaten D olacağını. Çünkü 8 olan bir tek bu var.